Herkese merhaba, ben Pil. Bugün sizlere doğrusu olan şanslı ve şanssız şeyleri göstereceğim. Yeni bir seriyi başlatmaya karar verdim. 50 like gelirse bir sonraki bölüm gelecektir. Neyse, bir de videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz videomuza geçelim. 1 numara Peki size hiç kurşu fiksi çıktı mı? Çıkmıştır elbette. Ama hiç çekmeceden çıktı mı? Bunun ihtimali bayağı az. Peki ya bunun ihtimalinin daha da düşük olan bir şey olduğunu söylesem? Peki ya birinci odadaki çekmecede kuruşu fix buldunuz mu? Evet bir adamın böyle bir şey gelmiş. Bunun yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama bayağı nadir olduğunu biliyorum. İsterseniz göstereyim. ''Benim başıma böyle bir şey gelseydi, hayattaki bütün şansımı burada mı harcadım?'' deyip sinirlenip ağzı tövbe tövbe atardım. ''Peki siz ne yapardınız?'' yorumlara yazarsanız sevinirim. Neyse, iki numara. En buş çoğunlukla 8. odalarda çıkıyor. Ama figürden önce çıkma ihtimali de var. Buradaki adama en buş 2. odada çıkmış. İsterseniz göstereyim. Bence bu şans sayılır. Çünkü 80. odada Ambush gelmesi var. Bir de 2. odada. 50. odadan sonra Hayt daha hızlı gelmeye başlıyor. O yüzden de her gidiş gelişinden sonra çıkmamız lazım. Ama eğer 2. odada gelirse 2 gidiş geliş yapsa bile içinde durabiliyoruz. Neyse. 3 numara. Bu arkadaş Void yemeden önce en buşu görmüş. Hem de birinci odada. Ondan sonra diğer kişilerin yanına gitse bile en onu yakalamış. İsterseniz göstereyim. Dem. Uh, here we go. Oh gosh. No wait. Oh. What? Neden onu en buşu öldürmedi anlamadım. 4 numara. Düşünsenize Rums'a gitmiştiniz. Neredeyse bitirmek üzeresiniz ama 999. odada ölüyorsunuz. Bence bu çok şanssız bir olay. Bir tane adam bunu yaşamış. İsterseniz göstereyim. Yes, <laughs> Bu arada ben böyle bir şey yaşasam bir daha Rums'a gitmezdim. Beş numara. Burada da ikinci odada emuç çıkmasına benzer bir şey var. Burada da birinci odada halt çıkmış. İsterseniz göstereyim. Şöyle bir şey daha var. Adam en sona gittiğinde nedense void yemiş. Onun nedenini ben anlamadım. İsterseniz onu da göstereyim. Bir de son olarak bazı kişiler bunun sahte olduğunu düşünmüş olabilir. Evet, ilk başta ben de bunun sahte olduğunu düşünmüştüm. Çünkü ışıklar yanmıyordu. Ama sahte olmadığının minik bir kanıtı var. Eğer tam halt bagının oraya gittiğinde yavaşlatırsanız kapı açıldığında haltın odasını görebilirsiniz. Ve buradan da sahte olmadığı anlaşılıyor. Demek ki birinci odada halt gelince sıfırıncı odada ışıklar yanıp sönmüyormuş. İsterseniz onu da göstereyim. buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir de bir şey daha diyeceğim. 300 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ve eski videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.